Bizi duysun başkanım, bizi duy. Tayyip'ten cumhurbaşkanı olmaz. Aynen, destekliyoruz. Battık biz yani. Daha iyi günler bunlar, daha dur bakalım. Verenler düşünsün, beter olsunlar. Tayyip bunları gönder, nasıl getirdi gönderecek. Başka çaresi yok. 3 TL zam bekleniyor. Az bile, akaryatın 50 olması lazım. Neden abi? Boyuna aynı adamı seçersen aptal. Peki nasıl düzelecek bu cennet vatan? Bu memlekede kimse düzeltemez daha, bitti. Peki sığınmacı sorunu var mı abi? Türk bulamıyoruz, yeri geliyor. Var. Sığınmacılar olmaması gerekirdi. Ama vatandaşlık veriliyor abi. İşte yanlış yapıyorlar. Paraya göt verilir gibi geliyor bu. Tayyip'ten cumhurbaşkanı olmaz. Aynen, destekliyoruz. Battık biz yani. Ne durumda vatandaş alım gücü? Hiç, sıfır. Sıfır, sıfır ortalık. Anne. Ateş parçası, evet. Hiçbir şey alamıyor. Geldik, bomboş gidiyoruz. Bomboş. Neden gidiyoruz bu hallerdeyiz abla? Efendim? Neden bu hallerdeyiz? Nedenini bilmiyorsunuz mu? Demeye gerek var ki. Abla, senin ağzından duyalım dedik. Demek istemiyorum ben. O ben biliyorum özümü. Peki nasıl düzeleceğiz? Çare ne? Asla düzelmeyeceğiz. Başkanımız düzeltecek. Başkanımız bizi duysun. Düzeltebilir mi? Kiralara biraz indirim yaptırsın, durdursun kiralarımız bak. Geçinemiyoruz. Kiradayız, geçinemiyoruz. Çocukları okutamıyoruz yani. Evet. Kendisi oturuyor, ona göre hava hoş. Çok zorlanıyoruz. Bizi duysun başkanım, bizi duy. Bize elini uzat. 2024'te bu kötü gidişatı dur diyeceğim dedi. Evet, aynen dur deyin. Teşekkür ederim. Akaryakıt. Ben burada yaşamıyorum. Teşekkür ederim abi. Ha. Ekonomiyi sorayım buranın abi. Ekonomi ben ama 3 aydır verem oldum yani. Neden abi? Neden ben? Geldim, ikinci gün kasabaya gittim. Bana dedim 3 parça et ver dedi. Yalan söylüyorsa ama buradan buraya gitmesin. Etiketi gördüm, 600 lira. Adama ne dedim biliyor musun? İçeride de müşteri var. Benim param da var dedim. Ama ben bu akşam bu eti yemeyeceğim dedi. Daha ne sorayım ki? Neden bu cennet vatan bu hallerde abi? Bilmiyorum işte, onu başımızdakilere soralım. Zamanında tarımda kendine yeten 7 ülkeden biriydi abi. Evet. Ne oldu abi? Ben doluyum aslında, Elazlıyım. Elazlıyım ama tam 24 yıldır da yurt dışındayım. Kimliğimi de gösterebilirim. Yurt dışında abi, çalıştım. Hangi ülkeden? Buyurun. Bu doğrudur abi. Aynen ha. Yabancı. Ya. Peki abi nereye gidiyor ülkemiz bu şekilde? Nereye mi? Abi. Vallahi burada ben eskiden buraya geldiğim zaman yani durumu iyi olmayanlara acıyorduk. Şimdi acım yok. Beter olsun. Çünkü önlerine çok büyük fırsat geldi. Hiç nereye giderse gitsin. Sığınmacı sorunu var mı abi peki? Yeri geliyor Türk bulamıyor. Sığınmacı sorunu çok var. Nerede? Türkiye'de. Yani Türk sorun o ya. Onu niye soruyorsunuz ki? Kaç yıl sonra ben burada ikinci vatandaş olacağım biliyor musunuz? Allah korusun abi. Nasıl Allah korusun? Adam benden başka her şeyden faydalanıyor kendi ülkemde. Ben buradan bir de emekliyim. Ben vergi verdim. O adam vergi vermeden bu memlekete hayat yaşıyor. Neden bahsediyorsun efendim? Adalet mi bu peki abi? Bunu bana sormayacaksın işte. Bana sormayacaksınız. Sordurmuyorlar abi. Biliyorum da. Sordurmuyorlar. Belli gazeteciler gidemiyor yanına. Ya. Bugün nedir? Ama sağ olsun muhalefet de sağ olsun. Çok güzel işler yapıyor bak. Daha bugün haberlerde duydum. Bu Akbenen davasının hikayesi. 36 milletvekili öneri reddedilmiş. 36 milletvekili daha olmuş olsaydı orada belki daha güzel şeyler olacaktı. Yani ne muhalefet ne bir şey var yani. Kimse ülkeyi düşünmüyor mu abi bu milletvekili? Düşünmüyor. Düşünse o insan, yani senin ormanın yanıyor, bilmem şeyin ya, yakın. Şeyinin kanda olsa bile gidersin diyorsun yes. Abi. Gitmesi gerekir. Gitmesi gerekir. Neymiş sığınmacı, adam problem var ülkesinde. Bir insan memleketinden niye kaçsın ki savaş varken? Ben sınırda ne işim var benim ya? Benim çocuğum niye gitsin orada ölsün? Ben savaştığım zaman bir karşılığını almam lazım. Alıyor muyum? Alamıyorum. Ne alıyorum? Cenaze alıyorum. Ekonomiyi soruyorum ya, politika. Yabancı mısın? Ben yabancıyım. Almanya'dan geliyorum abi. Nasıl Almanya? Çok iyi. Türkiye nasıl peki? Türkiye tadı tuzu çok güzel ama ekonomisi maalesef iyi değil. Türk müsün aslen? Aslen Türk'üm ama doğma büyüme Almanya. Olsun, Türksün. Buradaki vatandaşın ne olacak peki? Buradaki de senin vatandaşın, soydaşın. Valla benim vatandaşıma çok üzülüyorum ya valla. Ne olacağını bilmiyorum da inşallah iyi olur. Abi soralım mı? Abi akaryakıta 3 TL daha zam bekleniliyor. Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben MHP'liyim. AK Parti'ye oy verdim. Tamam mı? Keşke vermeseydim.
Niye bak daima bak MHP'liyim ben. Anladım akbar. Ya arkadaş bu ne ya? Sen bu mültecileri göndermeden adam 5 milyon tane insan var. Bu mültecileri göndermeden git şu Bağcılar'a Esenyurt'a adam 2000 liralık 3 bin lira kömürlüğü veriyor 10 bin liraya kiraya. Heh, benim arkadaş ev bulamıyor. Tekirdağ'a gidecek burada. Abi şimdi burada MHP bir milliyetçi oluyor mu? Ha? Ya çok merak ediyorum. MHP şu an bu sığınmacıları kucaklayarak bir milliyetçi ruhunu taşıyor mu? Taşımıyor abi. MHP'de ben MHP'liyim. Anladın mı? MHP şimdi ayrılsın AK Parti'den ben MHP'ye vereceğim. Ama daha vermem ben. Niye vermem? Görmüyor musun kardeşim her gün zam geliyor. Ekmek az simit olmuş 10 lira. Ben Tayyip'e verdim. Şeylere vermeyeyim diye. HADEP MADEP onlara vermeyeyim diye. Tayyip'e verdim ben. Anladın mı? Ama keşkere vermesin. Bak bak dinle. Bu Tayyip'in güzel her şeyi yaptı. Ama bak bir şey söyleyeyim. Bu mülteciler var ya Suriyeliler. Bunları göndermeden bir şey olmaz. Sığınmacıların gitmesi lazım. Yok abi bunlar da hepsini gönderecek. Peki bunlar ileride milli güvenlik sorunu oluşturur mu? Ya ileride başımıza bela olacak. Bu kadar basit yani. Olacak kardeşim olacak. Adamlar çete kurmuş şeyde. Anlarım git Bağcılar'da yürüyemezsin. Git Esenyurt'ta yürüyemezsin. Bakma bak köyde yürüyorsun. Tayyip bunları gönder. Nasıl getirdi gönderecek. Başka çaresi yok. 2000 liralık yeri 10 bin liraya kiraya veriyorlar. 10 kişi kalıyor bir yerde. Anladın mı? Bunlar gitmeden burada Türkiye'de nefes alamazsın sen. Bu kadar basit. Girecek bunlar. Allah da tekrardan 3 TL zam geleceği duyuruldu. Bu zamı getirenler düşünsün. O başımızdakiler defolup gitsinler. Nasıl düşünüyorlar mı vatandaşı peki? Neyi düşünecekler? Onlar kendi ceplerinden başka bir şey düşündüğü yok. Nasıl sığınmacıları düşünüyorlar mı? Allah belalarını versin gitsinler onlarla birlikte. Onlar yok olsunlar. Giderler mi abi? Gitmezlerse halk gönderecek. Peki abi nasıl düzelecek bu cennet vatan? Bütün partiyle birleşecek, birlik olacak, sırayla adam gibi yönetecekler. En mantıklısı o. Yoksa bu şekilde memleket elden gidecek yani. Allah korusun abi. İyi günler. Teşekkür ederim. Abi ha. Akaryakıta tekrardan 3 TL zam gelecek. 3 TL'miz 8.30 mu? 8.30. Şu an 38 yok. 3 TL daha ekstradan zam geleceği duyuruldu. Yok. 8 lira 30 kuruş daha gelecek toplam. Toplam evet tabii. Toplam 50 liraya ulaşacak. Yılbaşına kadar 50'ye ulaşır. Yılbaşından seçime doğru aşağı çeker. Alkışlarız. Oyumuzu biz AK Parti'ye veriyoruz. Çünkü biz gerizekalıyız. Evet. Namı değer Şeker dayımız geldi. Şeker merhaba. Dayı merhaba. 3 TL daha yakıta, akaryakıta zam bekleniliyor. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? 3 TL. Ya şey ben emekliyim. Bize de zam yapılmadı. Ya bizim emekliyi biraz daha şey yapsınlar ya. Emekliye gelince yani biraz ellerini korkak alıştırmasınlar. Ben bir şarkı söylemek istiyorum. Tabii ki. Yok. Motorla şey. Yok mi? Yok mi? Memura var da bize yok mi? Yok mi? Yok mi? Vekile var da bize yok mi? Yok mi? Yok mi? Herkese var da bize yok mi? Gel, bize gel, bize gel, gör halimizi. İnşallah bu kadar şarkı. Görür abi halini. Halimizi görsünler emeklilere. Emekliler zam almadı. Emeklilere zam istiyoruz. Ama en çok oyu emekli verdi. Yani. Memnun demek ki oy veriyor. Bence şey yapmak lazım. Ağlamaya da meme yok. Biraz derdimizi anlatalım. Emekliler biraz yani şey yapsınlar. Dertlerini ağlasın. Anlatsınlar. Zam istiyoruz. Zam bekliyoruz yani. Biz de istiyoruz. Bize yok bu yok. Bize var artık inşallah. Ver olsun diyoruz. Yakıta tekrardan 3 TL zam bekleniliyor. Geçmiş olsun. Diyecek bir şey yok abi. Alıştı bu millet. Geçer mi abi peki? Geçer. Ya geçer mi? Geçiyor abi. Ayaklanma yok, bir şey yok. Ne durumda bu cennet vatan? Alım gücü? Kötü. Ya biz yurt dışından geliyoruz ama buradakiler çok kötü. Allah yardımcı olsun. Buradaki senin kardeşin, vatandaşın, soydaşın. Bunlar ne durumda abi? Abi çoğu kötü diyebiliyorum. Yani arkadaşlarımız, akrabalarımız. Ya aç demeyeyim de hepsi kötü. Yani iyi değil. Durumlar iyi değil. Sizin durumunuz iyi değil. Türkiye'nin durumu iyi değil. Peki, ama din, millet değişecek. Değişmesi lazım. Denememiz lazım. Denemeden bir şey diyemeyiz. 20 senedir o arkadaşımız Cumhurbaşkanı var. Değişmesi lazım. Yapamıyorlar. Kendilerine çalışıyorlar. Halka değil. Bu kadar. Teşekkür